Şimdi tabii geçen hafta aslında son derece önemli bir konuya değindik. Biz Erzurum'da yaşıyoruz ama Erzurum'un değerlerini de biliyoruz, değerlerini de unutmuyoruz. Mesela işte az önce Atatürk Üniversitesi konusunu konuşurken Profesör Doktor Yaşar Sütbeyaz hocamızı da anmayı biz ihmal etmeyiz. Kimse, ha demek ki bu şehre kim hizmet ederse, bu şehri kim canı gönülden severse, bu şehri kim gerçekten özümser ve bu şehre sahip çıkarsa, hiç bizimle diyaloğa, ilişkiye, beraber olmaya, birlikte olmaya gerek yok. O zaten bizim otomatikman, bizim dostumuzdur, sevdiğimiz insandır. Şimdi geçen hafta rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. İbrahim Erkal eserlerini söylemesi için mesela bir Metin Kara örneği verdi. Metin Kara sağ olsun incelik göstermiş. Çok teşekkür ederim. İşte değerli dostum, sanatçı kardeşim benim, Erzurum sevgisi dolu Metin Kara kardeşim. İşte Erzurum'u güzel yaranlara taşımak böyle bir şeydir. Biz Metin Kara, ben izlemedim ama Ender Yüncü izlemiş. Metin Kara çok güzel bir İbrahim Erkal eseri seslendirdi deyince Metin Kara lütfetmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok da duygulandım. Efendim İbrahim Erkal'ın Nanay Nanay adlı şarkısını seslendirdi ve Facebook'a attı. Ben de o eserin herkes tarafından dinlenmesi için 3000, 4000, 5000 dinlenmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi ben Erzurumluyum diyen her sanatçıyı Bilal İbrahim Erkal eseri seslendirmeye davet ediyoruz. Hadi bir kampanya başlatıyoruz. Bakın Güler Kahraman kardeşimiz efendim kendisine bir klip programının tanıtımıyla ilgili bir tanıtım videosu, bir klip hazırlıyor. Orada İbrahim Erkal'ın eserini kullanıyor. Bu ne asil bir duruştur. Bu ne güzel bir duruştur. Bu nasıl güzel bir yaklaşımdır. İzleyince duygulanmamak mümkün değil. Onun için Erzurum'daki tüm sanatçılara Haftaya Bakış programından hemen bir duyuru yapıyoruz. Metin Kara kardeşimiz gereğini yaptı. Hadi hani Yaylan Nurullah, hadi Yavuz Değirmen. Yavuz Değirmenci, hadi Selami Durmuş. Hadi yani Hüsamettin Ceylan. Hüsamettin Ceylan. Hadi Yağız. Evet bak Yağız. Hadi bir dakika, bir dakika. Hadi bu efendim Amir Yıldırım. Yıldırım. Efendim ve ben Erzurumluyum. Ben Erzurum'um. Ben Erzurum'u seviyorum. Ben İbrahim Erkal'ım. Ben İbrahim Erkal'ı seviyorum. İbrahim Erkal bir sanat adamıydı. İbrahim Erkal bir sevgi adamıydı. İbrahim Erkal bir Erzurum'du. İbrahim Erkal bizimdi, özümüzdü diyen her Erzurumlu sanatçıyı bir İbrahim Erkal eseri seslendirmeye davet ediyoruz diyorum. Ender Bey çok sabırsız bugün. 5 dakikada bu son programımız dedi, bana mesleği bıraktıracağım. Çünkü neden mesleği? Çünkü diyor artık yeter yani, tamam Cem Atmaca artık senin pilin bitti kardeşim. Ben gencim, dinamiyim. Hatta bakacağız. O bir gün bensiz kaldığın zaman bakacağız ki böyle bir başarı yakalayabilecek misin, ona da bakacağız. Onun için Ender Bey durmuyor. Bugün enerjik, sabahtan yumurta mı içmiş, bal mı yemiş, ne yapmışsa buyur Ender. Ben tüm sanatçıları çağırdım. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Listeyi tekrar alabilirim. Lütfen buyurun, listesizim. Gerçekten. İbrahim Erkal Erzurum'un bir markası. Markasıydı değil, markası. Halen daha Erzurum konuşulduğu zaman, sanat konuşulduğu zaman İbrahim Erkal mutlaka çıtanın en üstünde. Geçtiğimiz hafta içerisinde Metin Kara, Erzurumlu sanatçı, ses sanatçısı Metin Kara hakkında çok güzel şeyler söyledik, belki de az şeyler söyledik. Ama hafta içerisinde şunu düşündük, dedik ki yani tamam Metin Kara iyi bir Erzurumlu, bir İbrahim Erkal'ın eserlerini güzel dile getiriyor. Ama şunu da altını çizdik, dedik ki kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal'ın bize bırakmış olduğu, emanet etmiş olduğu kardeşi Abdullah Erkal aynı kırtlığa sahip. Sahnedeyken yani arkanızı dönseniz belki İbrahim Erkal sahnede diyebileceğimiz bir ses dedik. Bu kardeşi. Ama öte yandan bizim Erzurumlu ses sanatçılarımız var. Kimler bunlar? Mesela girmiş olduğu yarışmalarda, televizyonlarda, özel ulusal kanallarda yapılan ses yarışmalarında birincilik elde etmiş ses sanatçılarımız var. Kimler bunlar? Selami Durmuş var ki her biz takip ettiğimiz işte o yarışma esnasında her sahneye çıktığında ben Dadaş'ım, ben Erzurumluyum diyen ve
O Erzurumlu olduğu için biz her gün alkışladığımız bir Selami Durmuş'umuz var. Bir Ayaz Toprağımız var. Yarışmaya girdiğinde Ayaz Toprak var dedik Erzurumlu. Yine Amir Yıldırım vardı hatırlarsak, birinci olmuştu. Bunlar vardı. Hüsamettin Ceylan vardı. Hüsamettin Ceylan. Yağız. Yağız konusu çok ayrı. Yağız Sivaslı bir sanatçı Cem Bey. Yağız konusu da o da bir İbrahim Erkal Türk. İbrahim Erkal. Ben Erzurumlu olduğum halde Erzurumlu olan az önce ismi saydığım binlerce sanatçının arasında İbrahim Erkal'ı en çok seven, İbrahim Erkal'a en çok değer veren, İbrahim Erkal'ı kendisine bir model olarak kabul eden bir Sivaslı Yağız var. İşte bir İbrahim Erkal'ı eğer ki Yağız, Sivaslı olan o Yağız örnek almış, her sahnesinde bir İbrahim Erkal şarkısı, türküsü söylüyor. Biz de Cem Bey'in o kampanyasına diyoruz ki, buyurun az önce ismini saydığımız sanatçı arkadaşlar. Hepsi. Sayamadıklarımız var. Sayamadıklarımız var. Herkes bir İbrahim Erkal parçası seslendirsin. Nurullah Akçay'ı seslendirsin, Yavuz Değirmenci seslendirsin, Selami Durmuş seslendirsin, Amin Yıldırım seslendirsin, Fikret Ağır Çelik seslendirsin, Hüsamettin Ceylan bir tane seslendirsin, Abdullah Erkal da seslendirir. O bir tane ayrı seslendirsin. Herkes seslendirsin ve sosyal medyada İbrahim Erkal'ı unutmadığımızı, bizim ona ahde vefamızın olduğunu gelin buyurun hepimiz paylaşalım ve alkışlayalım. Onu unutmayalım, unutturmayalım. Evet, bu konu da önemli bir konuydu. Tabii ki İbrahim Erkal'ı yine anıyoruz. Bu programı, bu konuyu da burada kapatıyoruz ama ana kumandadaki arkadaşımız Nana İbrahim Erkal demeyeni Nana.